Daha ilk süre aldığı zamanlar Giresun maçından sonra oyuna giriyor Arda. Giresun maçının 90. dakikada evet, evet, giriyor ee, ve aslında mesela çoğu oyuncu belki de ertesi gün arkadaşlar yanına gider. Ya, i̇zlediniz mi oyuna gidin Fenerbahçe'de falan diye. Yani sonuçta bir hayalin gerçekleşiyor. Ama Arda daha o maçın akşamında Tayyip Hoca'yı arıyor. Hocam ben yarın çalışmak istiyorum. Test müsait mi? Derazı test edin müsait mi diyor hani. O Tayyip diyor ki ya dinlen maça çıktın. Yani daha yeni. Yok hocam benim çalışmam lazım deyip dinlendi. evet bir de yani, yani özellikle izin isteyip ertesi gün, maçın ertesi günü bireysel antrenman yapmaya gidiyor ve orada yani Tahir Hoca diyor ki telefonda hani izinli herkes evet. antrenörler falan da yoklar ben o iş hallettim demiş Aynen. kendi antrenörünü de bulmuş yani o. <laughs> antrenör ya ya işte o şey hocalardan biri Melo Hoca ile sanırım evet e, o yüzden Arda Güler'in e, bu gelişimi tesadüf değil zaten e, hem Kemal Hoca hem Tahir Hoca altın şu, şu şeylerin altını çizdi e, tabii Arda Güleri aldık ama Sonuçta işlenmesi gereken bir cevherdi. Ee, ona topsuz oyunu öğrettik. Ee, fiziksel durumu çok iyi değildi. Ee, top rakibe geçtiğinde çok fazla savunma katkısı yoktu. Biz hem taktiksel olarak öğrettik bu kısa zamanda, hem de fiziksel gelişimi sağladık. Tabii Arda Güler de buna cevap verdi. Hani oyuncunun da cevap vermesi lazım burada. Ee, daha önceki hani dediğim gibi farklı yeteneklerdeki problem buydu. Ee, ama, ama Arda Güler hem kendisine odaklanmış, oyuna odaklanmış bir oyuncu. Hem de doğru şekilde yönlendirilmiş. E, hocaları tarafından. Ve bunu da sahada gördük aslında. E, şu anda Arda Güler yaşına göre Fenerbahçe alt takım seviyesinde tempo olarak geride kalmıyor. İkili mücadele yaşına göre ikili mücadelede geri kalmıyor. Taktiksel olarak doğru oyun topu doğru yere yönlendirmede geri kalmıyor. Ama bunun da tesadüf olmadığını söylemek lazım. Buradan Alper Pirşen'in açıklamaları oldu hafta içinde hmm. atılacaksınız işte Twitter Space yayınında. Oradaki konuları da çokça çok sorduk. Ee, o kısımla ilgili de konuşalım. Serhat Pekmezci kısmı özellikle. Serhat Pekmezci'nin Arda Güler transferinde çok ciddi payı olduğunu zaten orada kimse evet. inkar etmiyor. Ve bunu ısrarla vurguladılar. Yani en az 10 kez söylemişlerdir belki de bu evet, 4 evet. saatlik toplantıda. Ama e, yani mesela Özgür Bey diyor ki, Özgür Uzaktaş. Yani tabii internet sitesinde mesela yani vedalaşırken bir iki teşekkür evet. metni olabilir, bir şey olabilir, bir paylaşım olabilir. Daha düzgün vedalaşılabilirdi konusunda söylediler. Ee, bir yandan şu da vurgulanıyor ama bir yandan. O da konuşmanın başka kısmında. Yani direkt Serhat Pekmezci'ye atıfta bulunarak da değil de yani işte oyuncu geldi, transfer oldu. Başkan Ali Koç'un işte payı, Serhat Pekmezci'nin payı, işte ne bileyim giden konuşan parasını yatıran. Ama burada Arda'ya ciddi bir mesela şey verildi, mesai verildi. Yani o tabii, dersler tabii, tabii tabii. Üstünde hocaların durulması, A takımdaki hocaların katkısı, oradaki işte abileri şey çıkacak, sahibi çıkacak kısmı bir sürü noktası var. E tabii ki Arda'nın kendi payı çok büyük. E, bir yandan da böyle bir durum var. Şey, e, Serhat Pekmezci konusunda altyapıdaki gözlemci departmanı kapatıldı diye bir şey çıkmıştı. Hı -hı. Yani bu bakkalda çikolata satılmaması gibi bir şey diyor Özgür evet. Özaktaş. Yani böyle bir şey çıksa biledi bu haber buna inanılmaması lazım kısmında. Hı -hı. Ne diyorsun? Sen şimdi bir scoutsun. Sana orada zaten göz göze geldik. Yani ne <laughs> diyorsun diye sordum <laughs> bir de yani. E, e, tabii. Eee zaten böyle bir tesisleşme yapıldıysa yani bunun bir scout birimi yoksa bir anlam ifade etmez. Çünkü nereden oyuncu gelecek? Ee, ki bu şeye de benzemez. ya yani Alt takımda hani diyeceksin ki alt takımda bir bir menajer şirketi öneriyor vesaire ama altyapılarda öyle bir durum yok. Yok. Altyapılar gerçekten gidip kendiniz görmeniz lazım. Ee, ve bunu da netleştirildi. Hatta e, tek çatı altında hem alt takım hem de altyapı scoutingi birimi oluşturulmuş. Ee, hani tek bir hani tek bir Merkezde üstünde mi? merkezde var. Ee, bir isim altında ama ayrı kollara ayrılıyor. Zaten bu arada farklı dallar gerçekten. Mesela alt takım ile alt yapı ya yani 13 yaşında bir oyuncu izlemekle e, 24 yaşında Portekiz'e ginden bir oyuncu izlemek arasında fark var. E, o tecrübe farkı da oluyor. Ki sorduk e, bunu da yani. Evet. Aynen ama aynı çatı altında olması çok mantıklı. Çünkü mesela alt yapı scoutinginde de e, özellikle yerli oyuncularda e, baktığın zaman Türk oyuncularda yani bu oyuncu 2 sene sonra alt takımı işte İsak örneğinde olduğu gibi A takımında da atılabilir bir oyuncu gözüne bakmak lazım. E, o yüzden aynı çatı altında olması gayet mantıklı. Onun dışında e, Marmara bölgesi konusu da konuşuldu. E, güzel devam süper anlatıyorsun. Tam o... bu scout konusunda sen bir scout olarak bu uygulanabilir bir sistem ya da uygulanmış örnekleri olan bir sistem diyor musun? Mesela diyor ki Özgür Bey mesela Konya'da bir derneğimiz var. Orada bir scoutumuz olacak ama bu scout yani hı hı. E, oranın masraflarında o dernek mesela karşılayacak. Evet. Böylelikle evet, özellikle kulübün de masrafı azalıyor ve her yerde de Fenerbahçe'nin derneği var burada arada dil gibi. Ee, tabii özel altyapı scouting'inde profesyonel scout'lar da var, gönüllü scout'lar da var denildi. Hı hı. E, gönüllü scout'lar da hani bu işe merak saran ama e, tabii ki kulüple koordineli. Evet, o scout'lar da. Scout kulüpte... vardı. Yani, tabii tabii. Şey değil yani gönüllü scout deyince Mehmet Emmi geldi bizim evet, köyde tabii. bir çocuk var dedi gibi değil. 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 Daha scout. Kulüpten eğitim almış, evet. hani anlatılmış nasıl oyuncular arandığı ve kendi bölgesinde bu e, Beşiktaş tarafından yapılan bir şey bu arada gönüllü scouting sistemi. Hatta ben de bir ara parçasıydım eskiden Önder Hoca zamanında. Sen de kalitesi her yere scouting <laughs> böyle bir şey. Türk futbolunu sen mi kurtaracaksın? Mustafa Demirtaş. Ve bana ha. da şey geldi. Tarık Çamdal şeye gelmişti gönüllü scouting gel. Yani. E, i̇zleyip olumsuz rapor vermişti. Böyle bir katkım var Beşiktaş'a. Işte <laughs> Bırakmam <Evet>. seni Beşiktaş <laughs> Mustafa <kosar> Demirtaş fotoğrafı <laughs> var şu an. Yani Gönüllü scouting <laughs> denince böyle bir şey yok. Yani orada da bizim bir çocuk var. Yan, anlıyormuş toptan Arada bize isim göndüre değil. Ee, yine kulübe bağlısın. Ee, ama keşke yani bütçeler artsa burada gerçekten hepsi yani sonuçta bu bir iş. Profesyonel olarak bütün ekipler profesyonel anlamda bir maaşa bağlı kulübe bağlı tamamen çalışması tabii ki daha ideal ama bu da e, yöntemlerden bir tanesi. Alper Pirşen'in o açıklamasında dikkat çeken bir noktada biz... İşte Serhat Pekmezci Marmara Bölgesi dışından yani ülkenin dört bir yanından 12 yaşında çocukları doldurdu. Bu kulübe gibi bir durum evet. vardı. Marmara Bölgesi'nden biz oyuncu alıyoruz sadece kısmını sorduk. Biz evet. dedik bu konuda kafamız karışık. Siz şimdi birçok açıklama geldi. Marmara Bölgesi dışında var mısınız? Yok musunuz? Özgür Özaktaş dedi ki Benfica Marmara Bölgesi'nde mi? Evet. Net mi? yani <laughs> mantıklı bir e, soruydu. Aynı zamanda şunu da ekledi. Yani Fenerbahçe bu konuda sınırsızdır. Yani hmm. Fenerbahçe'nin gözü altyapı konusunda sınırsızdır. Her yere uzanabilir. Bunun da altını çizmek istedi. Ve tepkili de bu arada yani. Evet. yani Fenerbahçe bu. Yani Aynen. Şey mi olur, Orada bir mi olur. evet şey var. Herhalde tahminleri şu. Şu yanlış aktarıldı diye bir tahminleri var. Yani daha önceki dönemlerde bayağı burnumuzun dibindeki kulüplerden, amatör kulüplerden çok iyi potansiyeller rakiplerimize gitmiş. Onu fark ettik diyor. İşte Kartal Spor'dan çok iyi bir oyuncu sıra gidiyor. Eren işte. Eren, Eren aynen. E, Altın Ordu'ya giden bir oyuncu varmış yine o Kadıköy civarında amatör kulüplerden bir tanesinde. İşte yani biz neye bu oyuncularla hani kulüplere yakın e, ilişkiler kurmuyoruz? Bu oyuncuları neden biz ilk fark etmiyoruz diye bir e, öyle bir görüş olmuş. Herhalde de o yanlış aktarıldı bir şekilde. ama Mağmara bölgesine hakim olmamız lazım derken aslında oraya da daha çok hakim olmamız lazım. Kendi etrafımıza e, fikri bu şekilde lanse edilmiş herhalde denildi. Yoksa asla biz sadece Marmara bölgesinden oyuncu bakarız diye bir durum yok. Hatta Tayirocada Hoca da Ege bölgesinin zaten çok hakim bir futbol adamı. Kendisi de o bölgeye yetişmiş bir futbol adamı olarak. O da altı çizildi. Zaten hani çok mantıklı bir şey değildi. Yetkili bir isimden böyle bir açıklama yapılması kafaları karıştırdı. Yoksa bakılınca mantıklı gelmiyordu zaten. Onun da cevabını almış olduk. E, pilot takımla ilgili de bu arada şey var. Evet. E, yani... Ali Koç ilk seçildiğinden beri bir pilot takım düşüncemiz var diye her sene de söyledi. O yüzden orada bir beklenti oluşmuştu. Pilot takımdan ziyade başka bir uygulamayla ilerlemişler yola. 3-4 takımla Anadolu'dan, İstanbul dışı Anadolu'dan protokol yaptığı takımlar var Fenerbahçe'nin. Yani böyle kontrol alır gibi evet. süre satın alıyorsun, oyuncunu gönderiyorsun, oynuyor orada ve işte gelişimini Doğru. Bu da çok burayla da koordineli bu arada. Yani evet. mesela oyuncu gelip burada yine işte psikolojik danışmandan desteğini alabiliyor. Buradaki dersini alabiliyor yine. Aynen öyle. Güzel e, parametrelerden bir tanesi de buydu. Çünkü yine büyük, özellikle büyük kulüplerde altyapıda yetişen oyuncular ben, ben uzun zamandır ben hobi olarak da takip ediyordum. Blok yazarı dönemlerinde. Hep bu benim de soru işaretiydi. Tam oyuncu yolluyorsunuz hani 3. lige, 2. lige ama oynamıyor orada. Ya oynamıyorsa en azından kulübün tesislerinizde kalsın. Belki burada daha fazla gelişim imkanı sağlar. Ee, ama şu an tam tersi durum var Fenerbahçe'de. Gerçekten hani ne kadar süre alacağını satın alınıyor hatta. Süper. Ee, şu kadar süre boyunca oynayacak Bizi bu, 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 şekilde oynamış şekilde gelecek diye bir planlama var. Ve orada oynarken de maçları izleniyor. Sürekli iletişimde kalınıyor oyuncularla, kiradaki oyuncularla. Ee, bununla birlikte hatta Özgür Bey'den sonra şöyle bir e, yenilik oldu. Fenerbahçe 19'un deplasman maçları da yayınlanıyor. Bu da hani e, takipçilere için güzel bir haber. Orada neler olup bittiğinde, oyuncunun gelişimine çok yani e, daha da yakından görüyor. Hani bu da önemsendiği gösteriyor aslında. Evet. Hem önemsendiği hem de şeffaflığı gösteriyor. Yani bizde böyle şeyler var. E, kapılarımız açık. Bütün maçlarımızı görebilirsiniz. Bunun dışında zaten e, alt tip oyuncularının e, antrenmanları, maçları kendi Fenerbahçe bünyesinde de kaydedilip görüntüleri kaydedilip daha sonra oyuncuları izletiliyormuş. Bu da bu arada doğru bir yöntem. Ee, çalıştığım kulüplerde de görmüştüm. Oyuncu hani şurada yanlış pozisyon almıştım. Bak şurada şu koşuyu yapman lazım diye görüntülü şekilde anlatmak özellikle genç oyuncuları çok daha pozitif etki ediyor. Fenerbahçe'de böyle bir sistem olduğunu söyleyelim. Şimdi işte Altın Ordu'yu geçmek ilk sırada cazibe merkezi olarak evet. e, altyapıda Fenerbahçe'nin olmasını sağlamak, burayı sponsorlarla kalkındırmak gibi hedefler dediler. Eksik noktalar var mı diye bir baktım. Ee, mesela altyapıda şu hoşuma gitmişti. Birkaç eksik nokta kalan. Mesela Semih Şentürk şu anda U14'ün hocası, evet. 15'in yardımcı antrenörü. Ama bir yandan da mesela altyapıdaki tüm santrforları bir araya toplayıp onlara işte son vuruş evet. dersi, golcülük dersi de veriyor. Bu çok önemli bir şey. Semih çok Şentürk'ten tanım. o dersi almak çok önemli. Başka bölgelerde de mesela kanat şeyinde Tahir Hoca evet, ben de sahaya iniyorum diyor. Hoca da Altaylı eski futbolcu bu arada yani. bir de hani Tarih Hoca'nın şu e, görüşü de çok iyiydi bence. Kendisinden biliyor. Hani diyor ki ben 10 numaraydım sonra e, yani futbol değişti, formasyonlar değişti. Kendimi sol bekte buldum diyor. Son dönemlerinde sol bek oynuyordu. E, 3-5-2 diye bir şey çıktı. 10 numaralar kalktı diyor. Ben 10 numaraydım. Ben de kendimi sol bekte, e, sol kanat bekinde rol buldum diyor. Ve aslında kendi yaşadığını artık şu anda oyuncularına da aktarıyor. E, mesela Arda Güler 10 numara geliyor ama onu 8 numaraya devşiriyor. Ya da işte benim de sık sık söylediğim bir şeydi bu. Büyük takımlar e, belki kanat oyuncusu ama hücumda bir büyük takım için fark yaratacak seviyede değil. Onun çok rahatlıkla beke devşirip demarke pozisyonunda hücuma katkı sağlamasını sağlayabilirsin diyordum. Tayyip Hoca da benzer görüşte. Hani özellikle altyapıda e, ya ön kanat oyuncusu ama senin beke devşirsek aslında geleceğin daha parlak olur. Ya da 10 numarayı 8 numara yapmak. Ee, işte 6 numarayı stoperle yapmak belki de bu tip böyle mevki dokunuşları da çok önemli. Ee, Tahir Hoca bunu uygulamaları yapıyor, yap yapıyor takımda. Ee, onun için de evet, e, yani Sevinç şöyle de... önemli hı. unutma lafını. Hı hı. Bir de başarmış bir oyuncu. Yani hı hı. Fenerbahçe formasıyla ve hatta bir benzer örneği daha yok yakın tarihte. Çünkü forvet olmak çok zor büyük takımlarda. İlk yabancı transfer oraya oluyor. Hani ilk böyle isimli büyük yıldız denilince akla forvet geliyor. Center for geliyor. Altyapıdan gelen bir oyuncunun hem kendi alt takımında hem milli takımda birinci center for olması çok kolay bir şey değil. Semih Şentürk bunun başaran nadir oyunculardan bir tanesi. Direkt onun başarmış bir insanın bu eğitimi vermesi psikolojik olarak da bence çok pozitif etki eder oyunculara. E bu arada sohbette hocam yani bunu sormadık ama yani söylemem dedi bir sakınca yoktur herhalde. Bunu aslında övgü malzemesi olarak değil anılardan biraz sohbet toplantısının haricinde ayaküstü konuşurken Tayrucu'dan öğrendik. Şu anda Galatasaray'da oynayan Alparslan Öztürk'ü milli takımda çalışırken Tayrucu şey İngiltere'ye giderek orada keşfediyor bu arada. Alt yaş kategorilerinde o da. O 6 seviyesinde. Hatta sonra ikna turları yaparken eee Belçika'ya karşı hazırlık maçı oynayacak. O, o yaş kategorisinde ikna turlarına giderken Alparslan'a ses çıkmıyor. <laughs> no, no nereye gitti bu çocuk vesaire derken bir bakılır ki Belçika formasıyla rakip. <laughs> bir akıl çelmiş ama sonra tekrar diğer dönemlerde yeniden Alparslan Türkiye'yi tercih ediyor ama güzel. Komik bir hikayeydi yani. Bir hikaye güzel bir ama bir taraftan da eğlenceli bir hikayeydi. Evet hikaye. birkaç yine eksik kalan nokta Fenerbahçeli futbolcuların altyapıya da çok katkı yaptıklarını, hmm. maddi anlamda destek oldukları yönünde bilgi var. Mesela Mesut Sosa, İrfan, evet. Mert Hakan Yandaş gibi isimler işte krampon desteği oraya, aile, malzeme desteği sık sık verdiklerini. Hatta şimdi Tahir Hoca diyor ki Mesut'u tekrar aradım. Bizim burada hani yine alakalı bir ihtiyacımız var. O da tabii hocam seve seve dedi. Evet. Belki biraz işte A takımda işler biraz daha yolunda gitse altyapıyla daha koordine, belki daha göz önünde işler de yapmayı planladıklarından bahsetti. Mesela Muhammed Gümüşka'ya giriyorsun sporda. Ama çocukların mesela PlayStation'daki istedikleri evet, oyuna evet. kadar oraya destek vermiş. Abi bu çok güzel. Yani A takıma yükselip oradaki galibiyet primi alan e, altyapı oyuncusu e, diğer oyunculara hediyeler alıyormuş. Hem o işte testi, oyun hediyesi gibi. E, bu da aslında bir birliktelik sağlar. Hani bizden biri gittiği zaman ekstra bir mutlu olur çocuklar. Ben de geçen hafta elde ettim. Bu dünkü konuşmada konuşulmadı. Şimdi aklıma geldi. Mesela Aralık'ta A takıma çıkanların organizasyonuyla Beşiktaş derbisi öncesinde 19'da yemek yeniyor. Yani Muhammed, Fatih Yiğit, Ruhan Arda, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, Furkan Unur yüz, Arda Okan Kurtlan, Melih Bostan organize ediyor. Bütün ekibi hatta teknik ekibinde geldiği bir evet. yemek Beşiktaş maçı öncesinde. Yani A takıma gidenler de U19'da bağlantılarını koparmıyorlar. U19'da olanlar da orada bir güneşleri var evet. ve biz oraya yürüyebiliriz şeklinde bir düşünceleri var. Bu çok değerli. Artık Fenerbahçe altyapısındakiler orada Aynen. oynamayı hayal ediyorlar. Vallahi herhalde atladığınız bir şey yok gibi yok, geliyor bana. Yok genel, genel fikrine, Yani çok var tabii de onları da programlarda anlatırız aralarda. Genel fikrim genel bence çok gerçekçi bir toplantıydı. Ee, hiç öyle ya ekstra pozitif görünelim gibi bir çaba görmedim ben açıkçası. Hem hocalarda hem de Özgür Bey'de. Gerçekten neyse o anlatıldı. Daha önce şu öyle hata yapıyorduk de, denildiyse onlar söylendi. Evet, evet. bu hatalar yapıyorduk. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Şu an bir de hani acayip olduk seviyesinde değil. Böyle bir hedefimiz var. Hani hani ilk cazibe merkezi olmak için hedefimiz var deniliyor. Ve e, sonuçta somut şeyleri de görüyorsun. E, i̇şte o tesisleşmede. Bu arada tesise yardım yapan insanların isimleri odalara verilmiş, yemekhaneye verilmiş bütçeye göre. O da çok süper bir projemiş bence. Tabii Ömer Temelliler, evet. Selahattin Bakiler, Aram Bey... Adan rahmet eylesin. Çok, Geçin çok mantıklı projeymiş gerçekten. yani ee, somut karşılığını da görüyorsun anlatılanları. Yemekte yani konuşulanları somut karşılığını derazında gördüğüm için. E, bence çok verimli bir toplantı oldu. Hem Fenerbahçe için kendilerine ifade etmiş oldular. Hem de bizim için. E, hani genç altyapılara önem veren bir program olarak bizim için de iyi bir görüşme oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. E, yani uzun uzun konuştuk. Umarız diğer yani diğer gruplarda böyle bir şey yapmak isterlerse hani kafalarımız açık işte bizde de böyle şeyler oluyor denilirse seve seve onları da ziyaret edip bu tip programları artırabiliriz. Tabii biz zaten hepsini zorlamaya çalışıyoruz. Yani günün sonunda edindiğimiz yani işte tabii ki şu anda o Fenerbahçe dünyanın en iyi altyapısına sahip evet. falan demiyoruz. Ama 2018'den itibaren bir felsefe oturtmaya şey çalışıyorlar. Bir çaba oturtmaya çalışıyorlar ve çaba şey göstermeye çalışıyorlar. Ve ya bunda da belli bir noktaya evet. geldiklerini gördüm. Yani deri daha önceki, yıllar önceki, ben muhabirlik döneminde gitmiştim en son. Oradaki halini de biliyorum. Şu andaki hali alakası yok. Çok iyi bir e, atılım yapmışlar. Umarız bunu sürdürürler. Fenerbahçe'de A takımda uzun yıllar. Aynen. Bunun meyvelerini yemeye devam eder. Orayı hayal ettirmeleri de ciddi başarı. Aynen öyle. O zaman Fenerbahçe bölümünü bu kısmı en azından noktalıyoruz. Yeni bir konseptimiz olacak. Bu arada altyapı ile ilgili başka sorularınız varsa bize yazın alta. Biz onları cevaplarız. Yani burada 4 saatlik bir toplantıdan bahsediyoruz. Mutlaka evet. atladığımız konular vardır Atladığı belki. Atladığımız şeyleri de diğer geleceğe dönüş projelerinde evet, serpiştiririz. Evet, serpiştiririz. Şimdi geleceğe dönüşün konseptine uygun başka bölümlere geçiyoruz.